Buyurun. Merhaba, Show TV. Show TV gelmiş, gel. Hadi buyurun. Ne getirdiniz? Hediyemiz. Teşekkürler. Buyurun efendim. Bir bakın ne almışız ama. Bakalım hadi. Ne almışlar? Kokusu saniye. Yardım etsene ya. Açamıyorum. Aha. Hemen sen sevdin. İkincisi? Türk arası. Üç. Eş durumundan Güney Amerika. Teşekkürler. Çok sağ olun. Buyurun. Teşekkürler. Ben de şu türlü ne var ne? Öncelikle davet ettiğiniz için, bizi çağırdığınız için, bizi konuk ettiğiniz için Payas'ta ailesine teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Estağfurullah, hoş geldin Show TV. Ne var ne yok? Güzeliz, siz nasılsınız? Sağ olun. İyiyiz, biz de teşekkür ederiz. Çekimler nasıl geçiyor? Yoğun ama keyifli. Esas mekanımızdayız bugün. Koltuklarımızdayız. Evet. Buradayız. Hadi, yoğunuz. Yoğunuz. Sizin için nasıl geçiyor? Vallahi çok keyifli geçiyor. Eğleniyoruz. Yoruluyoruz, eğleniyoruz ama keyifli ya yani. Biz eğleniyoruz çekerken çok. Canlandırdığınız karakterlerle ilgili günlük hayatta benzer özellikleriniz var mı? Şöyle yapalım mı? Bütün sorulara sen başla cevapla. Ben senden kopya çekip devam edeyim. Benzer özellik yani ne bileyim vardır. Çok rüyasın ama. Yani ama say derseniz bir tane, bilmiyorum. Kahve mesela sevmem. Enengit sevmem. Kahve içmem, çay severim. Bu ters özellikleri sadece. Ama çocukları severim, öğrencileri severim. Bu sadeyle olan bağlantı. Benimki de hırs herhalde yani. Hırslı mesela bilek güreşi sahnesi, çarpışan araba vesaire falan. Benim kendimde çok var yani o yüzden. Kazanmak isterim sürekli. Kaybetmeyi sevmem. Songül'de de o var çok. Aslında Songül'ün birçok özelliği bende çok bağdaşıyor. Çünkü ikisi de sıcak insanlar. Ben de normal hayatımda sıcaklığı severim. Samimiyeti severim. Songül de öyle. Yalnızlığı severiz ikimiz de mesela. Ama yani benim de bir sürü sayabilirim aslında. Hepsi neredeyse devrimle bağdaşıyor. Hikayede aslında en önemli mekanlardan bir tanesi de okul aslında. Okul sahneleri. Sizin okulda ya da lisede unutamadığınız bir anınız var mı? Senin bayağı düşünmen gerekiyor galiba. Var tabii, çok var. Yani ben çok kavgalara karışabilirdim okulda. Bir olay çıktığında atak bir insandım. Sürekli kendimi o olayın içinde bulurdum. Kopya çekerdim. Çok. Kopyacı. Tavsiye etmesem de kopya çekiyorum. Kopyacı Songül. Kopyacı devrim. Yani lisede işte... Var ya, çok... şeyde çok rezil olmuştum, onu unutamıyorum mesela. Ayak tenisi denen bir oyun var. Ben de çok seviyorum bu oyunu. Diğer lisenin bahçesine geçip sürekli oynardım. Pantolon giyerdim. Bir gün dizimle vurayım derken hoşlandığım çocuğumun önünde pantolonum boydan boya yırtılmıştı. Rezil olmuştu. Onu unutamadığım bir anıdır mesela. Peki en sevdiğiniz ders hangisiydi mesela? Coğrafya. Gerçekten mi? Gerçekten. Harbiden mi? Hocamı severdim. Bay Celali, Celal Bey. Çünkü çok interaktif ders yapıyordu yani. Hepimizi dahil ediyordu. Şöyle yarışma gibi. Şey gibi neydi oyun? Jeopardy gibi, Risiko gibi. Bilmiyorum. Sürekli hani böyle sen soru cevap şeklinde yani önce cevabı sonra soruyu sen soruyordun aslında soruyu. Ders. Benim beden eğitimini çok severdim. Geometriyi çok anlamasam da çok severdim. Geometriyle beden eğitimi herhalde benim de. Sadık Bey aslında coğrafya öğretmeniniz olmasını ister miydiniz? İsterdim ya. Kıyak abi Sadık. Dertleri dinleyen, çocukları seven, öğrencileri seven, destek olan isterdim tabii. Ben de öğretmenle eğitmen arasındaki farkı çok güzel verdiği için bir eğitmen isteyeceğim için Sadi'yi evet eğitmen olarak isterdim. Öğretmen olarak bilmiyorum biraz daha coğrafya çalışırsa ama eğitmen olarak kesinlikle böyle bir öğretmen isterdim. Diğer bölümler için izleyenlere neler bekliyoruz, son olarak neler söylemek istersiniz? Yani şöyle, yalan yok biz de bilmiyoruz. Genel bir güzergah var, hani onu biliyoruz ama ne olur bu her an değişebilir. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Yani, İvmenin daha da yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Hani ilişkilerin, karakterler arasındaki ilişkilerin oturduğunu düşünüyorum. Yeni katılan karakterler var, oyuncular var. Onlar da adapte oldular, olacaklar daha da fazla. Yol inşallah açık görünüyor. Ya biz çektiğimiz sahnelerden zevk alıyorsak, hoşumuza gidiyorsa, içimize siniyorsa mutlaka seyircinin bir tanesine bile dokunacaktır diye düşünüyorum. Biz böyle çalışıyoruz. Yani daha ileriki bölümlerde çok keyifli
aksiyon sahnelerimiz de var, aşk sahnelerimiz de var. Hikaye bütünlüğünün sağlanması açısından ara sahnelerimiz de çok var. Seyirci güzel şeyler bekliyor, heyecanlı şeyler bekliyor. Bakalım, umuyoruz ki bizler kadar heyecanlanacaklar onlar da. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Son olarak çok sağ. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Saf Gül olarak veda edebilir miyiz? O zaman? Sadi ile son gün olarak bir veda alıyorum. Gelsin.